Arzus'un geleceğine miras bırakacak eserler yaratmak için başladığı hizmet yarışının 3. yılını geride bırakan Arzus Belediye Başkanı Nazım Culha, yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Beyaz Saray Restoran'ta gerçekleşen kahvaltıda Arzus'a 3 yılda kazandırdıkları hizmetleri, değişim ve gelişime kısa bir sunumla ortaya koyan Başkan Culha, yapılması planlanan çalışmaların yanı sıra hedeflerini de gazetecilerle paylaştı. Başkan yardımcıları Ali Yavuz, Özgür Murt ve Sedat Deveci, birim müdürleri ve belediye meclis üyelerinin katıldığı toplantıda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek hizmetlerin artan bir ivmeyle devam edeceği vurgusu yapan Başkan Nazım Culha, ilçe belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve devlet yatırımları ile Arzus'u bölgenin parlayan yıldızı yapmaya kararlı olduğunun altını çizdi. Arzus Belediye Başkanı Nazım Culha'nın söz verdik yaptık, söz verdik yapıyoruz ve söz verdik yapacağız şeklinde 3 ana başlık altında anlattığı hizmetleri şöyle. Kendi daha ileri, daha çağdaş, daha modern bir şehir yapmak adına başlatmış olduğumuz hizmet atağının 3. yılını geride bırakmış bulunmaktayız. Hepinizin malumu olduğu üzere 30 Mart'ta kuruldu ve 30 Mart'ta bu etkinliği yapmayı planlıyorduk. Ama hakikaten dolu dolu bir sezon yaşıyoruz, dolu dolu günler yaşıyoruz ve bunların hepsi çok şükür olumlu anlamda hem kentimiz hem ülkemiz anlamında. Dolayısıyla o yoğunluktan kaynaklı bu toplantımızı bugün yani 21 Mayıs'a ötelemiş bulunmaktayız. Yani biraz bir gecikmeli oldu. Değerli arkadaşlar, faaliyetler alakalı ben çok bir şey söylemeyeceğim. Zaten toparladık ve onları sunumda gördünüz. Ama bu işin bir de görmeyen yüzü var. Şimdi bu kenti buralara taşımak adına sadece belediye hizmetlerimizin veya belediyenin teknik bilimlerinin, imar bilimlerinin çalışmasıyla yetmiyor. Bu işin bir de devlet boyutu var. Bu işin büyükşehir boyutu var. Dolayısıyla biz bu kazanımları elde etmek adına veya biz bu kazanımları hayata geçirirken bunların bir takım idari yönü de vardı. Bu idari yönü çözmek için biz sürekli Ankara'da devlet kademelerinde kapı aşındı. Başta İçişleri Bakanlığımız, arkasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız, Turizm Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, bunların hepsiyle çok ciddi istişarelerimiz oldu. Hatta bazı bakanlıklarımızla yüz yüze ben bizatihi görüşme fırsatı yakaladım. Çünkü bu kenti, kent yapacak olan olguların bir bölümü bizim ilçe belediyemiz yetkisi kapsamında, bir bölümü büyükşehir belediyemizin yetkisi kapsamında ama ciddi anlamdaki projelerin hepsi, büyük ölçekli projelerin hepsi devlet projesidir. Yani devlet yatırımları kapsamındadır. Yani özellikle ilçemizin genelinde bu sıkıntı var ama özellikle Karaağaç ve Narlıoğlu şu an içinde bulunduğumuz mahallelerimiz çok ciddi bir enerji sorunu yaşıyor dediğimiz. O merkez bölgemiz, Uçunar Mahallemiz, Görücüler Mahallemiz, Arpa Gelik, Arpa Çiftlik, Hacı Ahmetli, Höyü dahil olmak üzere ciddi anlamda bir taşkınlık sorunu yaşıyordu. Bunların hepsini proje halinde hazırlayıp ilgili bakanlıklara sunduk ve bu iki bakanımızla benim yüz yüze görüşme şansım oldu. Ve bunların neticesini aldık. Taşkınlıkla alakalı şu anda 20 milyonluk bir keşfi olan bir ihale yapıldı. İhale şikayetten kaynaklı biraz uzadı ama şu anda ihale yer teslimi yapıldı ve Arzus Deresi dediğimiz Hacı Ahmetli'den başlayıp Arzus merkeze kadar gelen oranın islahı projesi hayat buldu bu girişimlerimiz sonucunda. Enerjiyle alakalı 2015 yılında bizim merkezde yani takdir ederseniz ki nüfus yığılması yazın ağırlıklı olarak merkez mahallelerimizde oluyordu. O siteler toplumlu yerlerde. Ve ciddi bir enerji yatırımı yapılarak 2016 yılında
bölgemizde, o bölgede, o saydığım mahallelerde enerji problemi %90 oranında çözülmüş oldu. 2016'da pansuman tedavisi diye tabir edilen çalışmalar var. Karaağaç'tan Nargüzül'de birçok mahallemizde. Ama 2016'da proje indirip 2017'de hayal kuracak ciddi bir enerji yatırım projesi Karaağaç ve Nargüzül bölgelerinin enerji sıkıntılarını çözecek proje onaylandı ve imalata başlanacak. Böylece bu bölgenin ağırlıklı olarak yani kentin de şeyini oluşturuyor, yerleşimini oluşturuyor, enerji sorunu da bitmiş olacak. Şimdi değerli arkadaşlar, bir de hepinizin malum olduğu üzere Hatay'ın bir doğalgaz projesi var. Daha doğrusu bölgenin bir doğalgaz projesi var. O proje İskenderun'da hayat buldu ve Hatay ilinin birçok ilçesinde, Osmaniye'de, Adana'daki ise bu tek bir proje kapsamında yapıldı. Ama maalesef o proje kapsamında bizim Arsuz ilçemiz yok idi. Ve biz göreve geldiğimiz günden itibaren 2 yıldır Arsuz'u doğalgaz projesi kapsamına almak üzere çalıştık. Doğalgazı yapmak üzere değil arkadaşlar. Burada kalın çizgili altını çiziyorum. Bu kadar geniş bir projede Arsuz ilçesi bulunmamaktı. Ve yine Enerji Bakanımız, şu anda eski bakanımız, şu anda bakan değil, Taner'imiz beyefendiyle yüz yüze görüştük. Ondan sonraki bakanlık yetkilileriyle bu görüşmelerimiz devam etti. Ve en son Şubat ayında Arsuz'un doğalgaz projesi kapsamına alınmasını sağladı. Ve inşallah yerleşim biriminin yoğunluklu olduğu Karaağaç'ta 2017 yılında bu doğalgazın başlaması yönünde ciddi çabalarımız ve çalışmalarımız vardı. Ümit ediyorum ki bu yıl bunu sağlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar, tabii bunları biz burada söylediğimiz zaman belki kamuoyunda ya işte başkan yapıyor, yaptırıyor arkadaşlar. Yani biz sadece bir koordinatör olarak kendimizdeki hizmet eksikliğini, hizmet açığını ilgili birimlere taşıyarak makul bir şekilde buradaki parametreleri de sunarak makul bir şekilde bunun hayata geçirmesi yönünde çalışmalarımız oluyor. Bu konuda gerekli destekleri de görüyoruz. Bir de hepiniz belediyemize geliyorsunuz. İşte pansiyondan bozma bir hizmet binası kiraladık. Hatta o bile biraz bir eleştiri konusu oldu. İşte binaları var falan. Şimdi değerli arkadaşlar, sonunu gördünüz. Bir Karaağaç, 2 Nargüzül, 3 günlük binaları var. Hepsi şu anda halkın hizmetine sunuldu. Bunlarla ilgili çok ciddi bir hukuk mücadelesi verdik. Tarafınızca bilinmektedir bu mücadele. Ve o binaları halkımıza kazandırdık. Başta Karaağaç, şu anda ayrı bir belediye binası gibi ek hizmet binamız olarak bu Karaağaç, Nargüzül içinde olduğu Arsuz 1 bölgesine hizmet sunmakta. Ve bütün bizim fenişleri birimlerimiz ve bunu destekleyen günlük hizmetlerde vatandaşlarımızın merkeze gitmemesi için birimler burada çalışmaktadır. Daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bu bölgenin mukimi vatandaşlarımız sadece idari çok elzem devletle alakalı idari konularda tapu, nüfus gibi hizmetlerde merkeze gitmektedir. Hatta nüfus idaresinin Karaağaç'ta bir birim kurması yönünde il müdürlüğümüze ve ilçe müdürlüğümüze talebimiz var. Eğer kabul görmesi durumunda değerlendirilmektedir. Binamıza biz yer vereceğiz. Bu sıkıntıyı, yani mevcut binaların işte Nargüzül halkımıza ciddi anlamda kültürel ve gençlik merkezleri olarak hizmet vermektedir. Onların tadilatlarını yaptık. Belki açılışları yakında hep beraber yapacağız. Şu anda halkımızın hizmetindedir. Onunla ilgili çok ciddi bir hukuk mücadelesi verdik ve olumlu sonuçlandı. Şimdi değerli arkadaşlar, halkımıza yakışır bir şekilde
güzel bir hizmet binası yapmak adına biz Arsus merkezde bu binayı yapmak istemiyoruz. Çünkü Arsus sıkışmış. Özellikle yazın misafirlerimizin yoğun bir şekilde gelmesinden kaynaklı ciddi anlamda bir trafik sorunu yaşanmakta. Biz belediye binasını sadece bir hizmet binası olarak değil, bir şehir planlaması olarak orada, çünkü geniş coğrafyadan vatandaşlarımız farklı bölgelerden geliyor, farklı mahallelerden, uzak yerden geliyor. Oraya gelirken gerek Büyükşehir Belediyesi'nin gerek ilçe belediyesinin hizmetlerini almak için hizmetlerin bir elden çıkması adına, yani belediyecilik hizmetlerinin bütünlük arz etmesi açısından geniş bir alana yapmayı planladık ve dolayısıyla böyle bir alanı yakalamak adına bir yer tespiti yaptık ve tespit ettiğimiz yer 100 bin metrekare, 100 dönümlük bir alan. Mülkiyeti de yabancı uyruklu insanlarımıza aitti. Tabii bu uzun sorunlu bir süreç. Çünkü devlete başvurduğumuzda devlet sadece orada kayyum durumdadır. Devlet istimlak, yani izin verdiği zaman istimlak ediyorsunuz ve biz İçişleri Bakanlığımızı uzun süre yaptığımız çalışmalar sonunda kamu yararı kararı çıkarttık. Yargı kararıyla orayı istimlak ettik. Birkaç ay aradık tapusunu aldık. Ve şu anda sizin takip ettiğiniz gibi Büyükşehir Belediye'mize yapımını sunduk. Hatsu Büyükşehir Belediye Binası ve Arsus Belediyesi Hizmet Binası olmak üzere üç ayrı hizmet biriminden oluşan bir bina planlaması yani proje aşamasındayız ve inşallah proje bittikten sonra imalata girilecektir. Şimdi değerli arkadaşlar, ben gerçekten çok uzatmak istemiyorum. Yani bu kısa hali, bu söylenecek çok şey var. Çünkü biz çok hizmetlerin artması yönünde ciddi bir ivme yakaladık. Özellikle huzurunuzda ben daire müdürlerime, başkan yardımcılarıma ve bütün çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Kendileri de çok ciddi bir şekilde motive olarak bizim vizyonumuza uygun bir şekilde bu ilçeye yakışık bir şekilde bir hizmet üretme çabası içerisindeler. Yani en az çalışan arkadaşımız günde 10 saat çalışıyor. Daha üst düzeydeki çalışma arkadaşlarım biz günde 15 saatten bile çıkamıyoruz. Bunun durmaması gerekir. Hızlı bir şekilde bu devam edecektir. Biz burada hem teknik çalışmalarımızı hem rutin çalışmalarımızı hem bu kenti tanıtmak adına ciddi bir çaba içerisindeyiz. Hepinizin şahit olduğu geçen hafta bugün biz ilçemizde bir festival yaşadık. Çok geniş kapsamlı bir festival ve o festival ilçemize de yakıştı. Biz orada ilçemizin doğal güzelliklerini ve ilçemizde doğa sporlarının yapılabileceğini göstermek adına şu anda burada bulunmuyor Sayın Kaymakamımız şehir dışında. Kaymakamımızla birlikte ciddi bir koordinasyona girerek böyle bir festival yaptık. Kendimize yakışan bir festival. Bu festivalin bu aşamaya gelmesinde sizin de çok ciddi katkılarınız var tanıtım ve destek anlamında. Kaymakamlığımızın çok ciddi çalışmaları var. Huzurunuza kendilerine de burada teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer. Dün yine kent meydanımız tamamlandı. Tam anlamıyla olmasa da onun gayri resmi açılışını yaptık diyebilirim. 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü'nden sonra bir konserde taçlandırdık o yürüyüşü. O kent meydanımızda yaptık ve gerçekten halkımızın böyle bir ihtiyacı olduğunu da gözlemledik. Biliyorum zaten de gene kendimize yakışır bir alan, bir meydan. Ve inşallah bu tür hizmetlerimiz özellikle tanıtıma yönelik bu tür hizmetlerimizin devamı gelecektir. Sosyal projelerle ilgili ben söylemeyeceğim. Kendi gücümüz oranında karınca karınca destekleri sunmaya çalışıyoruz.
Değerli arkadaşlar, bu tür çalışmalarımız devam edecektir. Bu kenti yönetirken özellikle hizmet, ilgi, ziyaret bağlamında yaptığımız her çalışma hakkaniyet ve tarafsızlık ölçeğinde yapılmaktadır. Biz buna çok önem veriyoruz. Hizmetlerin dağılımı oy oranıyla değildir. Hizmetlerin dağılımı ihtiyaç oranıyla, ihtiyaç temelinde yapılmaktadır. Arsun ilçesinin her mahallesi bizim için değerlidir. Hiçbir mahallenin, hiçbir mahalleye bir üstünlüğü yoktur. Belki öncelik sırasıyla bir mahalle öne çıkıyor, bir mahalle geriye düşüyor. Ama şu anda başlatmış olduğumuz hizmet hamlemiz durmadan devam edecektir. Girmediğimiz bir mahalle kalmayacağız. İhtiyacının giderilmediği bir mahalle kalmayacak. Bu şekilde bilinen zaman mefhumundan dolayı biraz böyle tedirgin konuşuyorum. Çok mu uzadı bilmiyorum ama siyasete girmeyeceğim. Çünkü biz belediye başkanları olarak hizmet odaklı hareket etme misyonumuz var. Böyle misyonu üstlenmişiz. Tabii ki siyasi kimliğimiz var. Siyasi partimiz var. Biz o siyasi partimizin ilkelerine uygun bir şekilde hareket ediyoruz zaten. Biz sosyal demokrat bir düşünceye sahibiz.